Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikteyim yeni bir tarifle. Bugün sizlere karnabahar haşlaması nasıl yapılır onu göstereceğim. Bir diğer adıyla da çiçek nasıl haşlanır onu göstereceğim. Birçoğunuz biliyorsunuzdur ama ailesinden uzakta okuyan gençlerimiz veya yeni evli çiftlerimiz vardır. Bilmeyenler için, bekarlar için bu tarifi sizler için paylaşmak istedim. Hemen yapılışına geçelim. Gördüğünüz gibi ben çiçeklerimi bu şekilde, karnabaharlarımı şuralarını almak şartıyla temizledim. Böyle küçük küçük hazırladım. Şöyle taze olan yerlerini de atmadım yapraklarını. Bunları da haşlayıp çok az bir şekilde bunları ayırdım ki en son atacağım suyuna. Bunu da kızartacağım. Hemen haşlamasına geçelim. Şöyle hemen çiçeklerimizi döküyorum tenceremize. Evet, ocağımızın altında yakalım. Ve kettle'da ısıttığım kaynar suyumdan yarım kilo kadar, şöyle üzerine gelecek kadar su koyuyorum. Normal çeşme suyuyla da yapabilirsiniz ama ben çabuk kaynasın, tüpten de tasarruf edelim diye kettle'da kaynattım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu ilave ediyorum üzerine. Lezzet ve tat versin diye. Tuzu erisin diye şöyle bir karıştıralım. Fazla kaynatmayacağız zaten. Suyumuz kaynak olduğu için bir 5 dakika kadar şöyle tıkırdasın. Hemen kapatacağım altını. Evet, karnabaharlarımız kaynamaya başladı. Hemen altını kapatıyorum. Ve şöyle süzgecimle, kevgirimle alıyorum. Hemen çeşmede üzerine su tutacağım. Daha fazla erimesin diye, diriliğini korusun diye bu şekilde alıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi tamamen haşlandı ve hemen su tutuyorum, soğuk su. Bu arada bu yeşilleri de atıyorum hemen yapraklarını. Şöyle bir karıştıralım. Hemen çiçeğimizi suya tutup geliyorum. Evet, karnabaharlarımızı yani çiçeğimizi soğuk suya tuttum. Normal çeşme suyuna tuttum. Birkaç kere durladım ve kızartmaya hazır. Bu arada hemen yeşil olanları da suyun içinden alabiliriz. Sizler de böyle kızartıyor musunuz arkadaşlar? Yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Ben buralarını çok seviyorum. Yaprak kısmını kesinlikle atmıyorum. Çoğu kişi atıyor diye biliyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Eğer atıyorsanız bundan sonra atmayın. Bunu da kızartın. Çiçeğinizle birlikte, karnabaharınızla birlikte. Gerçekten muhteşem, lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi bu da hazır. Bunu da hemen suya tutuyorum. Yeşilliğini muhafaza etsin, diriliğini korusun diye. Evet canlarım, karnabaharlarım gördüğünüz gibi kızartmak için hazırlar. Bugün de bir tarifimizin daha sonuna geldik. Başka tariflerde, vloglarda görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.